Evet, concurrency ile devam edeceğiz. Concurrency dediğimiz şey aslında birden fazla işlemin aynı anda yürütülmesine verilen isim. İşlemler birbirlerine bağlı olmasa bile aynı anda çalıştırılabilmeleri gerekir arkadaşlar. Ve bu yazılımın performansını ve verimliliğini arttırmak için kullanılır. Concurrency kurallarına göre yani bu işlerin nasıl yürütüleceği, hangisinin durdurulup hangisinin devam edileceği gibi konulara karar verilmesi gerekir. Ve bunu da biz programlama dili aracılığıyla yaparız. Ve büyük yük aslında daha çok arka tarafta yazılmış kodlarda ve donanımda bulunmakta burada. Özellikle çok işlem gerektiren uygulamalar için önemli. Çünkü bu tür uygulamalarda işlemler aynı anda yürümesi gerekir ve kullanıcılar özellikle mobil uygulama gibi bir ortam varsa bloklanmadan işlemlerini devam ettirebiliyor olmaları gerekir. Mesela bizim en çok karşılaştığımız şeyler network istekleri. Network istekleri yapılırken bir yandan kullanıcı ekranda bir şeyleri oynatıyor olabilir, bir animasyonlar oynuyor olabilir. Burada biraz fiziksel düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Bir proses dediğim şeyi herhangi bir uygulama özelinde düşünebilirsin. Yani bir uygulama bir prosestir ama uygulamanın içinde de birden çok prosesler bulunabilir arkadaşlar aynı anda çalışan. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikle işlemci dediğimiz donanım parçasının üzerinde aynı anda tek bir işlem yapılabilir arkadaşlar. Yani bu işlemcinin birden fazla tek bir işlemcinin birden fazla işlemi aynı an içinde yapması mümkün değil. Peki multi core işlemciler çok daha eski geçmişe sahip şeyler değil. Bundan önce nasıl oluyordu? Yani tek çekirdek işlemciler bu işi nasıl yapıyordu? Bize hissettirmeden bu kadar farklı prosesleri aynı anda nasıl çalıştırabiliyordu? Bunun konusu da aslında context switch dediğimiz kavram arkadaşlar. Yani işlemci aslında kendisine verilmiş görevleri çok hızlı bir şekilde sırayla yapıp hani bir ona geçiyor, diğerine geçiyor, onu durdurup diğerine geçiyor. Kaynakları bu şekilde tüketiyordu ve kullanıcı bunu fark etmiyordu. Çünkü sonuçta milyarlarca işlemi aynı saniye içinde gerçekleştirebilen bir cihazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii bu context switch sonuçta durdurulan işlemin datasını bir yere koy, işte onu tekrar oradan al gibi çok fazla işleme de ekstra işleme de sebep oluyordu ve takılmalar, yavaşlamalar her zaman yaşanabiliyordu. Yani concurrent uygulama yazarken, yani bu prensiplere dikkat ederken karşılaşılan sorunlar da hala var. Ya günümüzde en güncel iPhone cihazı iPhone 14 Pro, Pro Max'lar. Yani bunlarda 6 core bulunuyor arkadaşlar. A16 işlemci chipseti var. Bunlarda 6 tane işlemci bulunuyor. Yani 6 tane core bulunuyor tek işlemci üzerinde. Bu şu demek, biraz önce söylediğimiz hani tek işlemci tek işlemi yap aynı anda birden fazla işlem yapamaz demiştik. Ama burada 6 tane paralel işlem yapılabiliyor. Buna da paralelizm deniyor aslında. Burada gerçekten aynı anda birden fazla iş yapılma olayı var. Burada ise yani tek CPU olarak düşünürsek bize öyle bir illüzyon yaratan bir ortam var aslında arkadaşlar. Yani paralel işlemler yapılıyor gibi görünüyor ama aslında paralel yapılmıyor. Sürekli bir işte birin bir işlemi al, diğerini durdur, diğerini devam et gibi bir yapı var bizim fark etmediğimiz. Peki tabii 6 tane CPU sonuçta yine yeterli değil. Yani bir iPhone uygulamasını düşünürsek bir ön tarafta çalışan bir UI işlemleri sürekli var. İşte yapılan network işlemleri var. Sistemin kendi yaptığı işlemler var. Arka planda çalışan uygulamalar var. İşte gelen notification'lar, aramalar. Bir sürü işlem var sonuçta. Yani 6 core bunlar için yine yeterli olmayabiliyor. İşte bu işlemlerin, proseslerin nasıl yönetileceği gibi konulara concurrency başlığı altında değineceğiz arkadaşlar ve yani çok fazla Swift
sintaksının ve yapının dışına çıkmamaya çalışacağız. Çünkü devasa bir konu. Ya burada son olarak thread kavramından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Thread dediğimiz şey bu işlemciler üzerinde çalışan proses olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir tane UI thread'i var diyelim ki. Bu UI'deki işlemlerden yani view'larımızı, resimlerimizi, label'larımızı, tekstlerimizi ekrana basan bir thread. Bunlardan sorumlu. Bir tane de network thread'imiz olsun. Bu da işte veri alırken uygulamamızın bloklanmaması için kullandığımız bir thread olsun arkadaşlar. Bir tane de powerful machine learning işlemleri yapacağımız bir thread olsun. Burada bunları şöyle ayırdım. Yani UI thread mobil cihazlarda ve genelde aslında daha çok her zaman ayrıdır arkadaşlar ve siz burada bu işlemleri, güçlü işlemleri yapmaya kalkarsanız UI thread bloklanır. Onun için her zaman background threadler yaratırsınız. Kendinize farklı threadler yaratırsınız ve güçlü işlemleri, zaman gerektiren işlemleri orada yaparsınız. Bunlardan en önemlisi ve en çok kullanılanı network thread. Yani sonuçta burada işletim sistemine diyorsunuz ki git şu network adresinden, şu adresten bana şu datayı al. Orada sonuçta internet hızına göre, işte sunucunun hızına göre değişecek bir dönüş süresi var. Bunun için bunu başka bir yerde yapmanız gerekiyor ki kullanıcı bloklanmasın. İşte bunlar için farklı threadler kullanılır arkadaşlar. Biz bunu nerede ihtiyaç duyacağımızı söyledik. Hemen bir tane fonksiyon yazalım arkadaşlar. Bu da load user olsun. Burada gerçek bir adres kullanacağım ben. Şimdi şunları silelim. Hemen URL'imi alıyorum. Şöyle bir URL oluşturacağım arkadaşlar. Yani böyle bir request test edebileceğiniz bir API sitesi var. Siz de kullanabilirsiniz bunu. Ve bu bize bir data dönüyor. Bu datanın tipine bakıyorum hemen. Bu bir kullanıcı bilgisi dönüyor aslında arkadaşlar. Yani şöyle bir data dönecek bize. Hemen buraya yapıştıralım şöyle görülmesi için. Bir data var. İşte içinde ID, email, first name, last name gibi property'ler var arkadaşlar. Bunu bize dönüyor. Bunu ben şimdi bir comment out edeyim. Buraya bakmamız gerekirse bakarız. Şimdi bu datayı biz direkt çekersek arkadaşlar yine bir API göstereceğim burada da. Result diyelim. İşte URL session shared nokta data from URL diyeceğiz. Bu arkadaşlar Swift'te bulunan ve bu URL'deki datayı, veriyi bize veren bir fonksiyon. Şimdi burada aldığımız hata üzerinden ilerleyelim hep beraber. Gördüğünüz gibi diyor ki concurrency desteklemeyen bir fonksiyondan async bir çağrı yapıldı demek. Yani şu çağrı bir async çağrı arkadaşlar. Bize bunu söylüyor. Bunları fix diyelim bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi buraya fonksiyonun async olduğunu bizim belirtmemiz gerekiyor. Onun için burayı async'i ekledi. İkinci hataya bakıyoruz. True edebilirmiş. Try eklemeniz gerekiyor diyor. Bir de async diyor ama await ile çağrılmadı diyor. Hemen bunlara bakalım. Try'ımızı yazalım arkadaşlar. Try'ı biliyoruz zaten. Ben burada her zaman data geleceğini düşünüyorum. Onun için force try yaptım arkadaşlar. Bu şu demek. Bu hiçbir zaman optional dönmeyecek demek. Bunu direkt aç demek. Try ile açıyorum. Ve son fix'imi dedim. Şu an gördüğünüz gibi şurayı genişletelim. Bu try'a çok dikkat etmeyin. Await diyoruz arkadaşlar. Ve async fonksiyonu o şekilde çağırabiliyoruz. Daha sonra burada bunu ben print etmek istiyorum. Result.1. Bu bir response. Şimdi bunu çağırmaya çalışalım buradan arkadaşlar. Bakalım bize izin verecek mi Playground? İzin verirse güzel olur. Evet verdi. Gördüğünüz gibi buraya response'u yazdı. Hatta bunu response'un yazsak. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Buna takılmayın.
Nokta status kod. Burada 200 success demek her zaman arkadaşlar. HTTP kodları her zaman bakabilirsiniz internetten. Gördüğünüz gibi 200 success'i aldık. Yani burası çalıştı. Şimdi burada şöyle bir şey göstereceğim. Burada ben tekrar print ekliyorum ve buraya 1 diyorum. Ya da şeyle karışmasın. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi tekrar kodumuzu çalıştırdık. Şunu şuraya almamız gerekiyor. Yukarı alacağım. Onu göstermek istiyorum çünkü. Çağrılma sırasına bakacağız arkadaşlar. Çalıştırdım kodumu tekrar. Şimdi sonuçlanmasını bekliyorum. Evet, önce A'yı yazdırdı. Sonra 200'ü yazdırdı arkadaşlar. Sonra da B'yi yazdırdı. Gördüğünüz gibi burada yani await dediğimiz keyword, bu şekilde çağırdığımız fonksiyon, yani async fonksiyon thread'imizi blokladı. B'nin çağrılmasına izin vermedi. Buradaki kodu biraz açıklarsak, async await şu anda anlatıyorum arkadaşlar. Yani en çok kullanacağınız keywordler bunlar concurrent kodlarken. Fonksiyonu nasıl eskiden throw eden fonksiyonları throws olarak bu şekilde imzalardık. Async fonksiyonları da yani başka bir thread'de işlem yapabilecek fonksiyonları da async olarak imzalıyoruz ki dışarıdan await ile çağrılabilsin ve bu güvenli olsun. Şimdi throws'u sildim şu hatanın gitmesi için. Bu kodumuz arkadaşlar çalışması şöyle. URL'i yaratıyor. Daha sonra şu noktaya geldi. Bakıyor burada await edecek bir fonksiyon var. Yani şu da bir fonksiyon aslında. URL session'da IIS framework'ünde oluşturulmuş bir async bir fonksiyon. Yani bu şu anda kodumuz burada suspend edilecek. Yani beklemeye başlayacak. Ama thread'imiz bloklanmayacak arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. Main thread'de çağırdık burayı. Await çağırdı. Ve bu gitti artık. Yani main thread'i de serbest bıraktı. Sadece burada suspend olduk. Yani kodumuz buradan devam etti olarak düşünmeyin ama structured concurrency dediğimiz biraz da bu. Yani kodu takip edebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz aslında. Yukarıdan aşağı okunuyor. Ama bunun şu anda burada bu thread'imiz bloklanmıyor. Bize farklı bir thread'de dönüş yapacak. Daha sonra burada hani arka tarafta bu işlemleri yapacak URL session objesi ve URL'den datayı aldığında bize burada dönecek. Burada devam edecek. Ama bu sefer arkadaşlar herhangi bir thread'deyiz. Yani biraz önce ne demiştik? Thread'ler üzerinde izleniyordu işlemler. Burada da X thread'inde başlamış olabiliriz. Ya da Y thread'inde başlamış olabiliriz. Burada da yine X, Y herhangi bir thread, random thread. Sistem bize hangi thread'de dönüş yaptıysa, yani hangi thread'i bize atadıysa aslında. Biraz önce hani bu kaynakların etkili kullanılması, context switch'in doğru yapılması gibi konulardan bahsetmiştik. Burada işte sistem bize hangi thread'de dönüş yaptıysa o thread burada devam ediyor. Ama önemli olan şu, burada çağırdığımız thread bloklanmıyor. Burada sadece kodumuz suspend ediliyor. Suspension'da şu işe yarıyor. Biz burada bu kodun üstteki satır tamamlanmadan çalışacağını biliyoruz. Nasıl ki normal kod yazarken sırayla çalışıyor kodumuz yukarıdan aşağı doğru. Burada da arkadaşlar Structured Concurrency'de de bu satırın her zaman bundan sonra çalışacağından emin olabiliyoruz. Aynı zamanda da farklı threadlerle çalışıp thread'imizin bloklanmamasını da sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani async await'i try catch'le, do throws try'la yani şunu arkadaşlar şunu şöyle yapabiliriz istersek birlikte de düşünebilirsiniz. Çok benzer şeyler. Nasıl bunları throw eden fonksiyonları nasıl bu şekilde yazmak zorundaysak yani nasıl bunu handle etmek zorundaysak arkadaşlar buradaki throws'u async ile çağrılan fonksiyonları da, async tanımlanmış fonksiyonları da await ile çağırmak zorundayız. Şimdi
Buradan devam edelim arkadaşlar isterseniz. Şuradaki trailer'ı temizleyelim bizi odak noktamızı kaçırmamak için. Result diyelim. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi peki burada gördüğünüz gibi herhangi bir aslında arka background thread'e gitme işlemi gözlemlenmiyor. Yani ben bu load user'ı çağırdım burada ama bekliyorum. Ama diyelim ki beklemek istemiyorum arkadaşlar. Bu durumda task'lar devreye giriyor. Şimdi bunu normalde şu çağrıyı main thread'den yapamazsınız. Bunun sebebi de main thread'in yani uygulamanın entry point'i yani giriş noktasının bize bir asenkron context sunmaması arkadaşlar. Bu ne demek? Bir asenkron fonksiyonun çağrılabilmesi için asenkron bir context içinde bulunuyor olmamız lazım. Bunu biraz önce şu örnekte görmüştük. Şimdi burada tekrar göreceğiz. Bir main diye bir fonksiyon yaratıyorum arkadaşlar. Ve burada ben load user'ı çağırmak istiyorum. Hatamızı alalım. Evet. Concurrency'i desteklemeyen bir context'ten yani bir fonksiyondan çağrılmaya çalışılıyor diyor async fonksiyon. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Birincisi böyle main'imi async yapabilirim. Ama ikincisi main'imi async yapamıyorsam eğer yani böyle bir olasılık yoksa ve istediğim şey bu da olmayabilir. Yani ben burada main çağrısının devam etmesini istiyor olabilirim. Şöyle yapalım. A yazalım. B yazalım. Ben B'nin burayı beklemesini istemiyor olabilirim arkadaşlar. Bu durumda bunun için bir tane task açacağım. Yani bu şunu yapıyor arkadaşlar. Bir tane thread istiyor sistemden. Yine bir pool olduğunu, bir havuz, thread havuzu olduğunu düşünün. Bu havuzdan bir tane boş bir thread istiyor. Ve bu işlemi orada gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şurada da result'a dönelim isterseniz. Hatta result'ın kodunu dönelim şöyle. Şöyle yapalım. Hem print etsin hem dönsün. Şurada da değerini yazdıralım. Buradaki print'i siliyorum. Burada yazdırmak yeter. Şimdi tekrar kodun yazılma sırasına bakacağız arkadaşlar. Çalıştırdım. Şu an cevap bekliyoruz. Ya main'i çağırmadık. Main'i çağırmamız gerekiyor. Şu anda main'i await ile çağırmama gerek yok. Çünkü main asenkron bir fonksiyon değil. Olduğu gibi çağırdım. A'yı yazdı, B'yi yazdı. Daha sonra 200'ü yazdı arkadaşlar. Yani şu ikisini gerçekleştirdi. Daha sonra bu task'in cevabı network'ten biraz geç döndüğü için bunu yazdı. Yani burada ben farklı bir thread'e gönderdim ve sen bu task'i hallet, bana dön gibi bir komut vermiş oldum burada arkadaşlar. Şimdi buraya şöyle bir şey koyacağım arkadaşlar. Evet. Task.sleep for nanoseconds. Şu nasıldı? Evet, nasıl yüksek çarpı 3 diyelim. Bu yine Swift Framework'ünde Foundation'da bulunan task klasına, task struct'ına ait bir fonksiyon arkadaşlar. O thread'i suspend ediyor. Yani kodu suspend ediyor. Thread'i suspend ediyor demeyelim. O thread'i bu kodu suspend ediyor. Yani ne yapacak? 3 saniye task'imiz bekleyecek burada. Bakalım. Şuradaki printlere dikkat edin. A yazdı, B yazdı. Bekliyoruz. Şimdi 200'ü yazdı. Yani kendi içinde de böyle evetler, farklı evetler yazabilirsiniz. Burada bilmeniz gereken tek şey şu. Buralarda hangi thread'de olduğunuza dair hiçbir bilgi yok. Yani buna güvenerek işlem yapmamanız gerekiyor. Şimdi burada diğer bir konu. Bunları cancel edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunlar bir task dönüyor sonuçta. Yani task dediğimiz şu blok. Bir task instance'ı oluşturup bize dönüyor. Biz bunu hemen alt satırda task.cancel diyebiliriz. Yani cancel edebiliriz. Bu şekilde güzel bir yönü de var. Ama burada cancel edemedik. Evet, cancel olan
Bakalım, evet. Cancel etti. Datatask'e gitmiş. Orayı direkt cancel etti arkadaşlar. Ben aslında bunu beklemiyordum. Onun için şurayı bir comment out edelim ve buraya print here yazdırıyorum arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi hemen yazdı. Yani tekrar çalıştırın. Bakın hemen cancel etti. Yani bu şu demek, taskler oluştururken cancel ettiğimiz işlemler, yani cancel operasyonu içerideki child taskleri otomatik olarak etkileniyor. Yani biz burada 3 saniye boşuna beklemek zorunda değiliz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu 3 saniye kalsın burada. Biraz önceki konuyu tekrar açıklığa kavuşturalım. Biraz önce ne yapmaya çalıştığımı göstereceğim. Print. Bakın şimdi A'yı yazdı, B'yi yazdı. Daha sonra evet şu try'dan dolayı, çünkü burada cancel edildiği için şunu da şöyle yapalım. Yoksa eksi bir dönsün. Şimdi kodumuzu çalıştıracağız arkadaşlar. Evet, hepsini optional'a dönüştüğü için tek tek optional olarak işaretledik. Bakın burada biz bu kodu cancel ettik. Yani burayı cancel ettik. Task'i. Load user. Burada cancel edildi işlem sırasında. Ve is cancelled'la true'yu aldık. Burada kritik olan konu şu. Cancel mekanizması ile alakalı. Biz dışarıdan kodu cancel etsek bile, task'i cancel etsek bile içeride akmaya devam edecek aslında. Yani bizim bu cancel'ı handle etmemiz lazım. Yani bu yüzden task'imizin hani güçlü işlemlerden önce, diyelim ki burada bir image processing başlayacak. Hemen başlamadan önce bu task hala cancel edilmemiş mi diye kontrol edip ona göre devam edebiliriz arkadaşlar. Yani cooperative cancellation dediğimiz şey bu. Biz de yardım ediyoruz. O da child task'lere cancellation'ı taşıyarak yardım ediyor. Böyle iki tarafta birbirine destek olarak bu cancel mekanizmasını çözüyor arkadaşlar. Yani bu structured concurrency öncesinde bunlar hani bayağı zor yapılan işlemlerdi aslında biraz. O yüzden güzel bir yapı var şu anda. Ben önceki yapıları anlatmadım kafa karıştırmamak için. Direkt bu hani güzel okunaklı yapıdan başlamak istedim anlatmaya. Son olarak arkadaşlar Async-let'ten bahsedeceğim. Async-let dediğimiz bir kavram var. Şimdi burada bu task'i şu an yarattığımız anda resume ediyor aslında. Gördüğünüz gibi herhangi bir task'e devam et gibi bir şey demedim. Task oluştuğu anda çalıştırılmaya başlanıyor arkadaşlar. Peki birbirine depend eden işlemler olabilir. Şimdi şurayı temizlesem mi diye baktım. Evet, temizleyelim. Şimdi diyelim ki benim elimde 3 tane resim var. Bunları da silelim. Bunun için şöyle bir şey yazmıştım ben. UIKit'i de buraya import ediyorum. Bu şunu yapıyor. Bir ID alıp zaten internette mevcut olan bir siteden aynı URL çekiyor genelde arkadaşlar. Data çekiyor. Bize bir UI image, yani ekranda göstereceğimiz bir imaj dosyası indiriyor. Bunu normalde nasıl, şöyle bir download images diye bir fonksiyonumuz olsun. Yani şöyle 3 tane image download edelim arkadaşlar. Burada şimdi olan şey şu. Birinci, şunu da async yapacağım. Ya da şöyle yapalım, bunu task yapalım. Buna bir async context sağlayalım arkadaşlar. Şimdi burada olacak şey şu. Şu ana kadar öğrendiklerimize göre nasıldı? Önce bir numaralı imajı download edecek. Daha sonra 2'yi download edecek. Daha sonra 3'ü download edecek. Ama bizim burada istediğimiz bu değil. Yani buradaki download işlemleri hiçbirisi birbirine bağlı değil. Bunlar hep bağımsız işlemler. Yani başta bahsettiğimiz o işlemci kaynaklarını iyi bir şekilde kullanmıyoruz. Boş boşuna bekliyoruz burada. Herhangi bir paralel işlem yapmıyoruz. Burada arkadaşlar async let devreye giriyor. Bunu bu şekilde tanımlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 3'ü içinde yapalım. 2 diyelim. Şimdi bunu yaptığınız anda
Şu satırda bu işlem başladı. Burada da bu başladı. Burada başladı. Hiçbirisi bir şeyi beklemiyor. Yani paralelde bu işlemleri başlatmış oldum. Await'siz. Ama benim sonuçta bu işlemler asenkron işlemler olduğu için bunların değerlerine ulaşmak için await bir yerde kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Onu da await diyorum. Image 1, image 2, image 3. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi çok fazla farklı data download edebilirsiniz. Çekebilirsiniz internetten ya da paralel farklı işlemler yapabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi burada her ne kadar download işlemleri başlamış olsa da ben await diyene kadar bunların değerlerine ulaşamıyorum. Ve burada aslında hepsinin mesela image3'ü download'u burada bitmemiş olabilir. Onun için burada onun await'ini her türlü yazmam gerekiyor bu await'i. Ve böylece bu üç işlemin paralel bir şekilde, gerçekten de paralel bir şekilde çalışmasını sağlamış oluyorum. Başta bir paralelizmden bahsetmiştik. O paralellik bu paralellik değil arkadaşlar. Yani oradaki paralellik aynı anda farklı işlemci core'larında, yani farklı CPU core'larında aynı farklı işlemlerin gerçekleşmesi. Buradaki daha çok context switch sayesinde bize o paralellik hissiyatının, illüzyonunun sağlanması aslında. Async'le de böyle güzel bir kullanım. Yani o kadar çok verebileceğim örnek var ki, en çok kullanılan aslında birkaç şey göstermek istedim ben sadece. Yani başlıkları sıralarsak async, testler ve async. Evet, aslında başa bunu yazacaktım. Async, evet, testler ve async. Yani en çok kullanacaklarınız bunlar. Hatta async bunlar arasında saymayabiliriz bile. Async, await ve testler. Testlerde en çok bilmeniz gereken şey şu. Async context'in bulunması gerekiyor. Yani bir async metodu async başka bir metottan çağırabilirsiniz. Ya da bir task yaratıp içinden çağırabilirsiniz. Ve bu task kendiliğinden çalışır arkadaşlar. Direkt herhangi bir şey yapmanıza gerek olmadan, çalış demenize gerek olmadan çalışır. Async await'te de yine bilmeniz gereken şey şu. Suspend ne demek? Thread ne demek? Bu daha genel bir kavram aslında. Suspend demek şu. Kodumuz o noktada bizi bekliyor. Ama thread serbest. Yani kaynak serbest. Başka taskler bunu alıp kullanabilir. Ama bizim işlemimiz bittiğinde işletim sistemi tekrar suspend eden kodumuzu olduğu noktadan devam ettirecek. Bunun adı da structured concurrency. Yani kodu takip edebiliyoruz arkadaşlar. Kodumuzun akışını yukarıdan aşağı okurken takip edebiliyoruz. Yani bunlar o kadar uzak şeyler ki Swift'te ve Objective-C'ye. Oradaki örnekleri gösterseydim herhalde birkaç saat bile diyor olurdu. Onun için ben ne kadar güzel bir noktada olduğumuzu direkt gösterip hani kafanızı çok fazla karıştırmak istemedim. Daha da eskiyi düşünürsek hani normal kod akışı Structured Programming Concurrency değil de Structured Programming geldiği anda bile bu büyük bir devrimdi aslında. Yani Basic'te gibi dillerde bu şekilde go to gibi statement'lar vardı arkadaşlar. İşte şuraya git, şu satıra git işte gibi. Hani kodu takip etmeniz mümkün değildi. Onun için bunlar bile şu aşamada bayağı büyük bir devrim olduğunu düşünürsek Structured Concurrency getirdiği challenge'lar, Concurrency'nin getirdiği challenge'lar düşünülünce bayağı büyük bir devrim oldu Swift tarafında. Burada dediğim gibi o kadar çok konu var ki yani database'ler var, işte thread explosion var, bunlarla karşılaşabileceğimiz şeyler hala. Structured concurrency bunları mümkün olduğunca engelliyor. Aktörler var kendi getirdiği main aktör, class tipinde bir farklı özelleştirilmiş bir tip arkadaşlar aktör. Main aktör yine sadece main thread'de işlem gerçekleştirebilir. Kendilerine özgü class'lar arkadaşlar bunlar. Structured concurrency'de yani Swift'in getirdiği bu concurrency'de birçok multi-thread uygulamanın karşılaştığı sorunu çözebilmek için uyguladığı çözümler. Ama bunların dediğim gibi hepsine girmemiz çok zor olur. Bunları ben Swift dili videosunda içermeyi doğru bulmuyorum. Onun için bunların belki kendilerine ait videolar olacak ya da uygulama yazdığımız videolarda bunlardan bahsediyor olacağız arkadaşlar.